merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü bahsedeceğimiz ülke Lüksemburg. Lüksemburg'da en çok aranan meslekler neler, maaşlar neler, yaşam masrafları neler ve başvurular nereye yapılacak ondan bahsedeceğiz. Lüksemburg ülkesinde çalışan işçi bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden sizlere güzel bir haber vermek istiyoruz. İş aramak için arkadaşlar yeni bir web sitesi oluşturdular. Bu web sitesi yabancılara özel bir web sitesi olduğu için bunu sizlerle birlikte incelemek istiyoruz. Web sitesinin ismi Work in Luxembourg. Buradan iş ilanlarına bakabilirsiniz. Siteye girdiğinizde kendi sektörünüzü seçebiliyorsunuz. 23 farklı sektör bulunuyor. Nasıl bir iş kontratı istediğinizi seçiyorsunuz? İş deneyiminizi seçiyorsunuz? Sonra part time yoksa tam zamanlı mı çalışmak istediğinizi seçiyorsunuz. Bu noktada şunu önermek istiyoruz. Eğer Lüksemburg'da çalışmak istiyorsanız, hatta bir öneri değil, en az B1 İngilizce seviyesinde bir İngilizce ihtiyacınız var. Peki Lüksemburg'da aranan en çok meslekler hangisi? Şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Biz kanalımızda neden ülkelerde en çok aranan meslekleri sayıyoruz? İlk önce onu söyleyelim. En çok aranan meslekleri bilirseniz ve o mesleklerde kendi mesleğiniz varsa o ülkeye işe alınma olasılığınız yükseliyor. Yani siz hiç dişçi aranmayan bir ülke, sırf siz o ülkede yaşamak istiyorsanız diye başvurursanız tabii ki olumsuz cevap gelme olasılığı da yüksek. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir durum da var. Bazı meslekler var ki hiçbir ülkede aranmıyor. Çünkü o mesleklere diğer ülkelerin ihtiyacı yok. Bunu da bence pompacı mesela. Evet, kabullenmek gerekiyor yani. Gerçekler böyle maalesef. Çoğu ülkenin aradığı meslekler aslında birbirine benziyor arkadaşlar. O ülkelerin genellikle aynı mesleklerde açıkları oluyor. Özellikle mesela IT İsveç'te çok aranıyor. Çok arandığı için de şartları aza indiriyorlar. Üniversite diploması olmadan da gidebiliyorsunuz. İngiltere'den örnek verelim. Diğer ülkelerden hızlı hızlı bahsedelim. Diploma olmadan İngiltere'ye bir avukat olarak gidip bir sınava girip devam edebilirsiniz iş hayatınıza. Dediğimiz gibi öncelikler önemli. Bu kadar anlattık. Lüksemburg'da en çok aranan meslekleri anlatmadık. Gelin birlikte bakalım. Mali denetim ve kontrol, muhasebeci, BT araştırma ve geliştirme, kredi riski analizi, sekreter. Restoran servisi, bilgi sistemleri, uzmanlık ve teknik destek, mutfak personeli, hukuk danışmanlığı, sistem analistleri, finansal piyasalar gibi meslekler aranıyor. Şimdi listemizde mesela sekreter dedik. Sekreter olarak Türkiye'de çalışmak çok bir belki vasıf gerektirmese de Lüksemburg'a eğer bir sekreter olarak gitmek istiyorsanız çok iyi bir İngilizce ve background, yani deneyime ihtiyacınız var. Yaşanmışlıklar. Evet, yaşanmışlıklara ihtiyacınız var. Şimdi Lüksemburg'un yabancılara özel web sitesine gelin hep birlikte bakalım. Toplamda 3420 tane meslek var. Dediğimiz gibi sol tarafta kim olduğunuza dair birazcık eleme yapıyorsunuz. Sağ tarafta da meslekler var. Biz kendimize göre dolduralım bence bunu. Bence de biz şöyle laptopumuzu alalım arkadaşlar. Sektör olarak ilk başlayalım. Bakalım neler varmış diye. Şuradan gözüküyorken bize en çok uyabilecek Türkiye'de popüler olan mesleklerden mesela real estate var. Ondan sonra IT çok popüler arkadaşlar. Sizlerin gidebileceği sağlık yine her zaman olduğu gibi. Gıda sektörü de bence önemli. Evet. Mühendislik iyi diyebiliriz. Evet. Yani buradaki meslekler aslında çoğu bizim ülkemizde de popüler olan meslekler. Onların aradığı da birine tıklayalım. Bizimkisi bence other services diye geçiyor. Bizim mesleğimiz other services'te daha çok şey varmış. Evet. Kuaförler. Kuaför var mesela. O zaman başka bakalım bizim mesleğe. Bakın bizim gibi mağdur da olabilirsiniz. Bence marketing evet, de bizimki. Evet, doğru söylüyorsun. Bence de bizimkisi bu. Evet. Çünkü burada edit ve content writer var. Bizimkiler bu meslekler kategorisine giriyor. Biz kendimiz için bakacağız arkadaşlar burada neler var diye. Arkadaşlar burada yapacağınız iş kontratının tipini seçmeniz gerekiyor. Devamlı olanı, diğeri belirli bir zaman için, biri de freelancer olarak. Bizim iş genelde freelance olarak geçiyor. Buna tıklıyoruz. Matching 0'a indi. O zaman anlaşmalı dedik. 89'dan 75'e düştük. Bakalım inşallah 0'a düşmeyiz. Full time yapalım. Yapıyoruz. Yaparız 70'e yani. Düştük. Eğitim seviyemizi sormuş. Eğitim seviyemiz, ben senden ötürü dolduruyorum hayatım. O zaman yani master'lıyım. Herkes de duysun bunu. Bayağı düştüm. Master'lı olmasak başka bir şey olsak kaç olacak? Deneyelim istiyorsan. Bachelor'da daha çok var evet. Daha çok var. Ya master olmak kötü mü yani? Ya hayır, bence maaş yükseliyor, herkes veremiyor parayı. Work experience diyor. Sen de burada gidiyorsun. Evet, kaç senedir yapıyoruz? Less than one year. Sen bu 5 tamam. Senedir yapıyoruz. 3-5 arasını seçtik. Tamam. 6 tane bize... Michel için aynen evet. Öyle.
Direkt sana bence bunlar çıkıyor. Evet, evet. Bunların hepsini yapabiliyorum. Başvuruda biliyorum. Diplomalarımı da kanıtlayabiliyorum. İş deneyimimi de kanıtlayabiliyorum. Şimdi biz kendimize göre doldurduk. Çok bir opsiyon yok. Zaten Lüksemburg çok büyük bir ülkede değil. Birazcık sağlık sektöründen hani bakalım. Bu arada siz de kendi mesleğinize girip bakmanızı da öneriyoruz. Biz birazcık hani herkesin yapabileceği diploma çok olmadan yapılabilecek mesleğe bakalım. IT. En çok zaten IT'de şu an ilan gördük. 428. Burada mesela istenen vasıflardan bir tanesi Almanca konuşmak. Bir ilana sizler için girdik arkadaşlar. Sektör IT, full zamanlı çalışıyorsunuz. Bachelor yapmış olmanız gerekiyor. Bilmeniz gereken dil İngilizce ama seviye yazmamış. Evet. 3-5 yıl arası deneyimli olmalısınız. Haftalık çalışma saat. Aynen öyle. Düzenli bir sözleşme imzalıyorsunuz. Sol tarafta da başvurunuzu yapıyorsunuz. Hani hep soruluyor ya, evet, başvuru nereden yapılıyor? Evet. Bu kısım. Evet. Yani şurası. Burada spesifik dil istediği bir şey yok bu arada. Yani sadece İngilizce şöyle istiyorum. O da büyük ihtimalle işe alınırken sizlere sorulacağı sorular. Yok, baktık arkadaşlar ama herhangi bir dil seviyesi yazmıyor. Evet. Ya kendinizi açıklayabiliyorsanız, anlaşabiliyorsanız iş alma olasılığınız yüksek. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu seçmediğimizde varsayarsak buradaki ilanlara bakabilirsiniz bu siteden. İş sayısı olarak az olduğunu söyleyebiliriz. Evet, çünkü kesinlikle. Lüksemburg olduğu ama için böyle yani için. Arkadaşlar, bir Almanya ile Lüksemburg'u kıyaslamak doğru olmaz. Tabi nüfus olarak küçük bir ülke olduğu için, 640 bin olduğu için sorunlar da az, maaşlar da yüksek, yüksek yaşam standartları. Birazcık yaşam standartları dedik, nasıl yaşam standartları Lüksemburg'da bakalım. Pahalı olmayan bir restoranda eğer kendi başınıza yemek yemek istiyorsanız 19 euro. Ben hemen arkadaşlar ilk olarak ortalama maaşa bakmak istiyorum Lüksemburg genelinde. Onun üstünden bence fiyatlara bakarsak aklınızda daha güzel canlanır. Vergisi çıktıktan sonra Lüksemburg'daki ortalama maaş 4666 euro olarak çıkıyor. Bu arada bu bilgileri nereden elde ediyorsunuz? Numbeo. Numbeo oradaki yaşayan insanların girdiği istatistikler. Bu arada ortalama diyoruz. Bu arada Numbeo'da arkadaşlar bizim şehirlerimiz de var. Girip kontrol edebilirsiniz ne kadar doğru ne kadar yanlış. Numbeo'ya girin, Ankara yazın, İstanbul yazın, İzmir yazın. Bakın bakalım uyuşuyor mu sizin fikirlerinizde. O zaman inancınız artabilir buraya. Lüksemburg 4666 euro. İnanılmaz bir rakam. Ama yüksek yaşam standartları da var. Değil mi? O zaman aşağıdan yukarıya doğru gidelim arkadaşlar. Şehir içindeki bir ev kirası 1+0 1579 euro iken şehir dışında da 1300 euro diyor. Şehir içinde 3 odalı ev ise 2600 euro. Şehir dışında 2200 euro. Bizde 2+1 diye geçiyor. Onlar direkt 3 oda yazıyor yani. Site öyle yazmış. O zaman devam edelim rakamlara. Sizce ev kiraları nasıl, maaşla endeksi nasıl, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Lüksemburg'da yaşamaya değer mi? Yani Lüksemburg çok tercih edilen bir ülke değil. Fakat biz bilinirliğini arttırmak istiyoruz ve kanalımıza bahsetmek istiyoruz. Zaten yüksek yaşam standartlarını siz de gördünüz. Düşünün iki kişi eğitimli. Zaten eğitimli olmayıp gidemeyen çok fazla insan da yok. Eğitimli iki kişi 4-4-8 kazansa 1700. Çok da büyük bir kira şeyi değil. Böyle bir istatistik yapmışlar, paranızın çoğu neye gidiyor diye. %36.9'u kiraya gidiyor. Onun dışında market, yemek %27.3. %7'si ulaşıma gidiyorken %7.1'i de aylık giderlerinize gidiyor. %2.1'i kıyafete gidiyorken arkadaşlar ve ayakkabılara. %14.6'sı da restoranlara gidiyor. Lüksemburg demek ki böyle bir şehir. Lüksemburg'un hayat pahalılığı birazcık fazla geldi yani. Biz çünkü o rakamlara alışık değiliz. O yüzden biz iş arama sitelerine geçelim. Şimdi Lüksemburg'a özel iş arama sitelerinden bahsettik ama genel olarak bahsetmek istediğimiz diğer siteler de var. İlk sitemiz Jobs, ikinci sitemiz Jobfinder, üçüncü sitemiz Jobs in Luxembourg, bir sonraki sitemiz ICT Job, Moovit Job, Indeed, Google for Jobs. Google daha iş arama konusunda kendini bayağı geliştirdi arkadaşlar. Ülkelerde kullanılıyor artık. Diğer iş arama sitelerinde merak ediyorsanız açıklama kısmında birçok iş arama sitemiz var arkadaşlar. LinkedIn, Indeed gibi, onlara da bakabilirsiniz. Bizim bununla alakalı tavsiye edebileceğimiz şey, yani genel olarak Lüksemburg arkadaşlar en tepe ülkelerden bir tanesi. Orada aranan mesleklerden birine sahipseniz birçok ülkede de bu meslekler aranıyor demek oluyor. Ayrıca Lüksemburg'un seviyesini karşılayabilen insan birçok ülkeye de gidebilir demek oluyor. Yani Lüksemburg'u en üst seviye olarak görebiliriz belki de. Tam olarak bunu söyleyecektim. Yani yaşam standartlarını da gördünüz. Bizden bu kadar. Sıradaki böyle detaylı inceleyeceğimiz ülke hangisi olsun? Yorum sizlerde. Artık
arkadaşlar yorumlara bir Danimarka yazın da Danimarka yapalım. Çok oldu yapmaya yani. Bayağı oldu. Değil evet. Mi? Birikti bence. Evet. Hala abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan bizlere abone olup destek olabilirsiniz ve bildirimleri açarsanız her yeni ülkenin videosu da gözlerinizin önüne gelir ve heyecanınız artabilir. Ayrıca bizleri beğenmeyi de unutmayın. Çok rica ediyoruz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız, bize destek olmak istiyorsanız katıl butonu var. Oradan bir rakamı seçerek bizlere destek olabilirsiniz. Video devamlılığı için bunlara ihtiyacımız var. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.